Ya Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki sembol yapıları da hedef almaya başladı. Bazı istasyonları televizyon ve radyo vericilerinin yanı sıra internet ve teknolojik altyapıların bulunduğu televizyon kulesi de dün düzenlenen saldırıda çok büyük zarar gördü. NTV ekibinden Osman Terkan, kameraman Cumhur Çatkaya ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği kulenin olduğu bölgeye gitti. Şimdi onların izlenimlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ard arda uyarılar gelmişti. Kiev'de enformasyon sağlanan, istihbarat sağlanan noktaların vurulacağı yönünde bir uyarıydı. Ve o noktalardaki sivil halkın bölgeyi terk etmesi istendi. Böyle bir çağrı yaptı Rusya Savunma Bakanlığı ve o çağrının ardından da Şevçenko bölgesindeki işte bakın bu televizyon kulesi vuruldu, füzeyle vuruldu ve ciddi bir hasar meydana geldi. Yan tarafında komuta merkezi var. Komuta merkezinde ciddi hasar meydana geldi. Yine ve çevresindeki binalarda da ciddi bir hasar var. Bu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı. Burası hemen yaklaşık 100-150 metre ötesinde bulunan bir market. Ve tamamen artık bakın kullanılamaz halde. Bazı noktalar, marketler, lokantalar, restoranlar açık. İşte onlardan bazıları da bu hat üzerindeydi. Bakın çevresindeki tüm binalarda tahribat büyük. Araçları görüyorsunuz, artık kullanılamaz hale gelmiş araçlar. İşte bakın füzenin isabet ettiği yerlerden biri. Tahribatı gösterelim sizlere. Burası da bir spor merkezi. Tabii günlerdir saldırılar devam ediyor. Kiev'de yaşamak gerçekten artık imkansız hale geldi. Ve Kiev'den kaçış da var. Bakın patlamanın meydana geldiği geniş bir alanda yıkım var. Burası da spor merkezi. İçerideki tüm aletler artık kullanılamaz hale geldi. Bakın elleri silahlı. Görüyorsunuz direnişçiler. Onlar da Ukrayna ordusuna destek veriyorlar. Yollar barikatlarla kapatıldı. Ve onlar da işte o barikatların başında nöbet tutuyorlar. Sıkı bir güvenlik önlemi var. Osman Terkan ve Cumhur Çatkaya'nın izlenimlerini getirdik ekranlarınıza ve Ukrayna'nın Harkov kentinde